Peki hocam bir de kalp krizine geleceğim. Sizin asıl uzmanlık tabii ki sorunuz efendim. Neyse. Kalp krizi de çok arttı. Yani genç ne bileyim 12-13 yaşında okuyoruz haberlerde kalp krizi geçiren çocuklarımız var. Her şeyi kolesterole bağlıyorlar. İşte gençler ölüyor. Gençlerin kolesterolüne baksınlar. Yüksek mi? Değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Bir tek şey değil bu yani olarak kalp krizi. Bakın kolesterolü bir daha söyleyeyim. Çünkü herkes kolesterol. Şimdi ben kelle paça diyorum ya. Kelle paça çok önemli. Hamilelere diyorlar de, ki kolesterol bebeklere de. İşte bana soruyorlar hocam kolesterolü mü yükseltmez mi? Çünkü zavallı kolesterole takmış. Kolesterol, şimdi ben kalp doktoruyum dediniz ya. Koroner yoğun bakımı kuranlardanım Türkiye'de ilk modern anlamda. Oraya infarktüslü hasta gelirdi. O infarktüs geçiren hastanın kolesterolü normal değerlerde çıkar. Veya anjiyo yaparız. Koroner anjiyoyu yaparız. Koroner anjiyoda damarı tıkanıktır hastanın. Kolesterolü normaldir. Veya damarı çalışır. Boyun damarlarına bakarız. Böbrek damarlarına bakarız. Normal damarlar kolesterolü yüksek. Yani bunu bütün kardiyologlar bilir. Bana şimdi söyleniyorlar şey diye de ama bütün kardiyologlar bilir. Bunun etkeni, kalp krizinin etkeni kronik inflamasyon dediğimiz olaydır. Yani vücutta mikropsuz bir yangı başlamıştır. Bunu başlatanları açıklamaya çalışıyorum. Başta da ekmek ve şeker, toksinler, hanımların kullandığı çamaşır suları, hanımların kullandığı kozmetik maddeler, süs maddeleri, saç boyaları, bana kızmasınlar ama yani bütün bunlar. Bir daha söylüyorum, içemeyeceğiniz hiçbir şeyi o güzel vücudunuza sokmayın, bitti. Ve de sürmeyin. Şimdi yaz mevsimi geçirdik, herkes güneş yağı, güneş yağı. Güneş yağını içebiliyor musunuz siz? Mümkün değil. Vücudunuza zehir koyuyorsunuz. Çünkü cildimizde de aynı şekilde bütün derimizde de, derimiz de çok önemli bir organ. Mikrobiyom var, bakteri var, birlikte yaşıyoruz. Virüs var, toksin var. Siz o zehirleri sürdükçe, onlar ölünce bunun dengesi bozuluyor ve de siz o zaman egzama oluyorsunuz, efendime söyleyeyim, vertigo oluyorsunuz, efendime söyleyeyim, sivilce oluyorsunuz, efendime söyleyeyim, kaşınıyorsunuz, kızarıyorsunuz. Mikrobiyomu öldürmeyeceğiz. Hem içimizdeki mikrobiyomu, hem dışımızdaki mikrobiyomu. Mikrobiyom dediğimiz canlı bakteriler, mikrobiyom dediğimiz canlı virüsler ve mikrobiyom dediğimiz canlı toksinler. Bunlar sağlıklı olanları var, bize yardım edenleri var. Biz bunlarla doğuştan itibaren birlikte yaşıyoruz. Ve bunların ağırlığı ne kadar biliyor musunuz vücudumuzda? 2 kilo. Bayağı. Bunlar 2 kilo canlı. Ve bunları biz canlı tutmamız lazım. İşte öldürmememiz için neler gerekiyor? Azaltmamamız lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hocam ben şuna dikkat ediyorum. Mesela çocuğun üzerine çok düşen, hani aman üşümesin, o oda sıcaklığını işte 23-24 derece, 25 derece yapayım. İşte yazın aman şey olmasın, oda sıcaklığı yine böyle hani çok fazla soğuk olmasın. Veya işte yere düştüğü aman orası mikroplu, hemen temizleyeyim böyle o sizin dediğiniz şeyler, o kağıtlarla şeylerle falan. Hep çocukları hasta. Tabii ki. Tabii ki. Ben de onu söylüyorum. Çünkü ve böyle düşünen herkes hasta. Tabii ki. Çünkü bir kere ev için havası veya şu kapalı mekanın havası dışarıdaki havadan kötü bir kere. Çok daha zehirli, 1000 kat zehirli. Kullanılan o deterjanlar, kullanılan çamaşır suları, çocukların bağışıklık sistemini çökertiyor. Şey olarak. Yani çocuklar normal doğumla doğdukları zaman ilk doğum kanalında annenin mikrobiyomuyla karşılaşırlar ve onu alırlar. İlk mikrobiyomları odur. Sonra memeye geldikleri zaman, memeyi emmeye başladıkları zaman annenin memesinin çevresindeki mikropları alırlar, mikrobiyom. Onlar vücutta çocukları sağlık tutar. Sizin hakkınız yok çocukları mikroptan uzak tutmaya. Ama o kadar büyük bir korku var ki. Bizde de var. Sizde de var tabii ki. O efendim. Ateş 38'e çıktığında hemen hocam ateş düşürüyor. Evet şey olarak yani olarak ama çocuklar dediğiniz gibi hepsi hasta. Çocukların büyük çoğunluğun burnu tıkanık. Burunları tıkanık. Çocukların büyük çoğunluğu aksırıyor, öksürüyor. Şimdi buradan aksırma öksürmeye dedim ve çocuklara geliyorum tekrar. Lektinle dönüyorum tekrar.
Lektinin formülü, o işte bir protein, buğday proteini, en tehlikeli proteinlerden biri. Boğmaca virüsünü, boğmaca bakterisinin formülüne çok yakın. Kuru öksürük, çocukların burnunun akması, büyüklerin burnunun akması, hepsi lektin yapar bunları. Kaşıntı da yapar. Ekmek? Evet. Boğmaca gibi öksürük yapıyor. Yani sadece beyni bozduğundan bozuyor, boğmaca gibi kuru öksürük yapar. Böyle şey olarak. Yani anneler de dikkat etsinler. Anneler, babalar, danalar, efendim dedeler, neneler, hepsi dikkat edecekler. Az önce hocam çok güzel bir şey söyledi. Çocukları mikroplardan uzak tutmaya hakkımız yok dedi. Tabii çocuklardan yani hakikaten toprağa karışacaklar, çamura bulaşacaklar. Yani temizlik hastalıktır. Temizlik hastalık getiriyor. Siz gayet güzel söylediniz. Korumak diye bir şey yok. Biz bunlarla zaten yaşıyoruz. Dıştaki mikroplarla da haşır neşir olacağız. Vücut onları alınca doğal bağışıklık gelişiyor. Buna izin vermemiz lazım. O yüzden hocam etrafımızdaki birçok ailenin çocuklarına ben görüyorum alerjik hastalıklar var. Tabii ki. Alerjik hastalıklar var. Alerjik hastalık ne demek? İmmün sistemin yani bağışıklık sisteminin yani bağışıklık zırhının yıkıldığı demektir. İşte bunu okusunlar. Bunu onun için yazdım. Çocuklara da hocam kemik suyu, işte kelle paça gibi. Tabii ki kelle paça, kemik suyu çok önemli. Hani çocuklara ağır gelmez mi? Niye ağır gelsin? Verirsin. Eğer biraz şeyse sulandırarak verirsin. Azar azar limon sıkarsın. Ama mutlaka verilmesi lazım. Samsak, soğan. Samsak, soğan çocuklar sevmeyebilirler. Limonla. Benim eşim mesela kelle paça içemez, yiyemez. Biz devamlı kemik suyu. Çünkü kemiğin mineralleri çok önemli Ali Can Bey. Yani bir kemikteki mineraller o kadar önemli ki. O vücuda girmesi lazım. Sade kolesterol değil ki. Sanki kelle paçada yalnız kolesterol var. Peki kolajen ne oluyor? Kolajen tabletleri veriyorlar. O ne oluyor? Kolajen tableti. Doğal yoldan alabilirsin. Ama kolajen tableti tablet hale gelince ne oluyor? Tableti protein değil ki. Kolajen proteindir. Hayvansal proteindir. Kemik suyunda doğalı vardır. Sıvı olarak vücuda girer. Ama kolajen tabletleri veriliyor. Ona bir şey yok. Ama kemik suyu için deyince de kavga çıkıyor. Kolesterolü yükseltir diye. Sonra kolesterol yükselsin. Ya yüksek ne demekse bilmiyorum. O rakamı kim koymuşsa. O da uydurma. Uydurma için diyorum ben ona. Uydurma için. O da uydurma. Yani yok yüksekmiş, yok alçakmış. Neye göre kardeşim? Dünyada 8 milyar insan var. 8 milyar tip var, 8 milyar ruh var, 8 milyar parmak izi var. Sen herkese 12 beden tişörtü giydirebilir misin? İmkanı var mı? 80 yaşındakine, 18 yaşındakine, 40 yaşındakine veya 8 yaşındaki çocuğa. Var mı böyle bir şey? Sen kimsin ki bunu söylüyorsun? Kolesterol yükselirmiş. Çünkü kelle paça asırlardan beri kullanılan bir şey. Bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil. İngiltere'de oxtail soup denir. Japonya'da vardır, Amerika'da vardır. Eskiden bilirsiniz hastalara tavuk suyu çorba denilirdi. Evet ama onlar hakiki tavuktu. Şimdi hakiki tavuk yok diye kelle paça diyoruz. Zaten kelle paça her yerde içiliyor. Çok şükür onun şeyini yapamadık. Kemik suyu yani kelle paça içemeyenler kemik suyu hakikaten çok çok önemli. Şimdi... Çocukların bağışıklık sistemini, büyüklerin bağışıklık sistemini. Hani antikor diyorlar ya. Hani bir antikor lafı çıktı bu aşılardan sonra falan. Vücudunda senin eğer sağlıklı protein olmazsa, vücudunda senin sağlıklı yağ olmazsa, mineral olmazsa antikor gelişmez ki. Antikor nedir? Antikor yağdır, antikor proteindir, antikor mineraldir, vitamindir. Yani kelle paçadır. Şimdi az önce dedim ya hocam mesela bizde çocuğu evdeyken hiç hasta olmadı mesela benim oğlum. Ama ne zaman ki okula verdik, okuldan sonra... Her hafta böyle ya burnu aktı, ya öksürdü, ya ateşlendi. Şimdi okullar başladı mesela. Okullarda çok fazla var bu virüsler ve virüsün yayılım hızı okullarda tabii çok var. Var tabii ki. Fazla. Onlarla ama karşılaşmaları lazım. Şeyleri lazım. Ama vücut güçlü olursa çabuk atlatır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani ne zaman endişeye kapılır? Doğal bakışıklığı. Endişeye kapılma canım. Çocuk kısmı ateşlenir. Bu gripal enfeksiyonların büyük çoğunluğu virüs. Grip virüsüne karşı en iyi ilaç kelle paçadır. Bir de dinlenme değil mi? Dinlenmedir ve de kristal kaya tuzuyla ağzı burnu yıkamaktır, çarkalamaktır ve de vücudu alkali kılmaktır. Virüs alkali ortamda yaşamaz. Bakın gayet basit bir şey. Öyle ilaç vermekle, şu vermekle virüs gitmez. Virüsler çok akıllıdır çünkü her dakika, her gün
kılıf değiştiriyorlar. Siz de biliyorsunuz grip virüsleri. Otto Warburg denilen Alman profesörü Nobel almıştır. 1930'larda iki Nobel'i var. O bulmuştur ki virüsler alkali ortamda ölür. Ben bir karbonatlı gargara yapın dedim diye kıyamet koptu. Bunu çok söylediniz. Sonra bunu tıbbi olarak da gerçekliği de ortaya çıktı. Var zaten. 1930'lardan beri var. Neredeyse 100 yıl olacak. 80 sene olmuş. Bu bilinen bir şey. Ve bunu bütün biyologlar bilir. Hocam bir de besin alerjileriyle başı dertte olanlar var. Mesela süt içemiyor, peynir yemiyor. Mesela bunlar kalsiyum eksiğini nasıl karşılayacaklar? Şimdi bu besin alerjilerinin temelinde, en temelinde bağışıklık zırhının çökmesi yatıyor. Hı hı. Bir kere onu önleyeceğiz. Şimdiye kadar anlattıklarımız o. Ama hakikaten eğer besin alerjisi varsa o besinlerden uzak durulması lazım. Tetkik ettiriyorum ben hastalarıma. Bir süre uzak durulması lazım ama öyle kısa bir süre değil. Bayağı vakit alıyor. Bir de hücrelerimiz çok önemli Alişan Bey. Artık gösterildi ki bütün vücuttaki hücreler, hepsi 3 ayda bir yenilenir. Yani gençlerde daha hızlı olabilir, yaşlılarda 5 ay, 6 ay olabilir ama yenilenir. İşte bu yenilenme vakit alır. Yani her gün, şimdi bugün sizin vücudunuzdaki hücreler 3 ay önce olanlar ölüyor, normal ölüm diyoruz, yenisi yerine geliyor. Yarın daha 3 ay önceki yerine geliyor. Yani hepsi bir adam değil iş olarak. Onun için bu sırada işte yenileniyor iken hücrelerimiz sağlıklı yapı taşı arz edersek vücudumuza yavaş yavaş gıdım gıdım iyileşme başlar. İşte alerji de aynı şekilde bağışıklık sisteminin çöktüğünün bir belirtisidir. Genel bağışıklık sisteminin çöküntüsü. Gıda alerjisinin sebebi yapay gıdalardır, kötü gıdalardır. İşte vücuda giren toksinlerdir. Yani bir tek gıda alerjisi. Bir de şimdi şey çıkarmışlar, histamin alerjisi. Histamin demek vücutta bir alerjik reaksiyonu gösterir. Yani bir şey alerjiniz vardır. Ne bileyim ben, alerji neye olabilir? Ağır metallere olabilir, alüminyum, efendim civa, efendim kurşun. Bunlar havamızda da çok var, deterjanlarda da çok var. O bunlardan mümkün olduğu kadar, yani onun için ben hep doğal diyorum, organik diyorum. Yani sıfırlamamamıza imkan yok. Ama mümkün olduğu kadar bilinçli olarak azaltabiliriz. Ve uzaklaşabiliriz. Onların yerine ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Onların yerine doğal yiyeceksiniz. Ağır metalleri vücudunuza sokmayacaksınız. Efendim ağır metallerinizi surata sürmeyeceksiniz, suratınıza sürmeyeceksiniz. Bu çok önemli. Efendim ağır metaller, onların hepsinin içinde kimyasal var. Evdeki hakikaten bu çocukların bu kadar alerjik olmalarının sebebi maalesef titiz anneler. Deli gibi titiz anneler var ve de takıntılı anneler var. Bundan kurtulmaları lazım. Çocuklarını zehirliyorlar. Her gün çamaşır suyu dökülmez. Neredeyse çocuğun üstüne çamaşır suyu. En büyük zehirdir. Her gün dakikada bir. Bir de şunu söyleyeyim. Bakın bu çok enteresan. Şimdi niçin tuvalete her gün çamaşır suyu dökülüyor? Efendim mikrop varmış. İnsanın içinden çıkan bir şey mikrop tehlikeli değildir. İçimizden çıkıyor. İdrar da o da. Tamam kokusu var mı? Var tabii ki. Çünkü iyi çalışabilir varsak koku üretirdi ondan. Doğal şeyler bunlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani kafayı yemiş hanımlar, kusura bakmasınlar. Çocukları da zehirliyorlar, büyüklerini de, kendilerini de zehirliyorlar. Bana söylüyorlar, ben tıkanıyorum diyorlar. Kardeşim tıkanıyorsan ne demek? O zehir vücuda giriyor demek. Böyle zehirlenen, hatta hayat tehlike atlatan, çok hatta var. Hayati tehlikesi olan. Tabii çok var. Ve de ama o kadar korkutuldu ki halk, haklı olarak. Yani halkın korkusuna hak veriyorum. Çok yalan yanlış şeyler oldu. Hatta biliyorsunuz koronanın başında dezenfektan içip ölenler oldu. Maalesef. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanın içinden çıkan bir şey mikrop değildir. Yıkarsın, sabunlarsın gidersin eğer titizsen. İlla çamaşır suyu. Bir de kullanılan bulaşık deterjanları, kullanılan çamaşır makinesindeki deterjanlar, kokular, yumuşatıcılar. Onların içine öyle kimyasallar koyuluyor ki hanımlar o kimyasallara beyinde bağımlı oluyor. Yani onu duyunca mutlu oluyor, farkında değiller gibi. Bu tamamen endüstrinin bir tuzağı. Onu açıklamaya çalışıyorum. Bu tuzağa düşmesinler. Ondan sonra
efendim oram ağrıyor, buram ağrıyor. Ağrır tabii çünkü vücutta müthiş bir reaksiyon başlıyor. Çünkü bunlar vücutta kronik inflamasyon başlatıyor. Her yeriniz ağrır tabii. Eklem ağrıları, diz ağrıları. Eklem ağrıları, diz ağrıları, bel ağrıları, bölüm ağrıları, sırt ağrıları, fibromiyajı, beyaz yakalılar fibromiyajı diyor. Ve işte halk da buna şey diyor, sırt ağrısı. Sırt ağrısı. Hepsinin temelinde vücuda zehirin girmesi ve kronik inflamasyon yatıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu ev hanımlarındaki bu eklem ağrıları, diz ağrılarının nedeninin o zaman %90'ının nedeni bu. Evet. Beslenme de tabii. O da. Yani sadece bir tek faktör değil. O da o da. Yani demek istediğim kolesterol değil. Bakın ne kadar çok faktör var etrafta. Vallahi. Bir tek kolesterolü söyleyip milleti korkutup, bütün dünyayı korkutup böyle bir şey var mı? Bu kadar basit mi? Bizim hayatımız bu kadar basit mi? Benim vücudum bu kadar basit mi? Kolesterol benim, kalp krizi geçiriyorum. Benim kolesterolüm söyleyeyim 350 senelerden beri. İşte karşınızdayım. Hamdolsun iyiyim. Peki ya, bu kolesterolün bir faydası, bir zararısı var mı hocam? Öyle bir şey var mı? Hiç öyle bir şey yok. Tamamen yalan. Endüstrinin uydurduğu. Kolesterolün hepsi iyidir. Formül aynıdır. Kolesterolün bir tek formülü vardır. Ha, onu da söyleyeyim madem sordunuz. Kolesterol tektir. Ve de hepsi bütün hayatta kalabilmemiz için şarttır. Hani şimdi survival diye bir moda var ya, bir insanın survive etmesi için kolesterole ihtiyaç vardır. Survival hormonudur kolesterol. Ve de kolesterol, kole, karaciğer demek, sterol de hormon demek. Yani karaciğerde üretilen bir hormondur, çok önemli bir hormondur. C, formüle baktığımız zaman bir tek formülü vardır, C23. C karbon. 23 karbonlu bir formül düşünün. Buradan bütün hormonların ana maddesidir kolesterol. C23'ten karbon eksildiği zaman, 2 karbon eksildiği zaman C21 olur. C21 formülü nedir? Kortizondur. Yani vücutta böbreklerin ürettiği kortizon, stres hormonudur. C21 nedir? Aldosteron dediğimiz vücutta mineral dengesini ayarlayan hormondur. Ve de tekrar C21'den kolesterolün 23-21 18'e indiği zaman progesteron, testosteron, bir karbon daha gittiği zaman östrojen. Hepsinin temeli kolesterol kardeşim. Siz ne yapıyorsunuz Allah'ını severseniz? İnsanları yok etmeye çalışıyorsunuz. Peki bunun bir sınırı var mı hocam? Hani şurada olması lazım. Hayır, öyle bir sınır yok. Sınır da uydur. Uydurma işi. Herkese göre değişik diyorum Ali, sen mi? Sana değişik, erkeğe değişik, 8 yaştaki çocuğa değişik, 80 yaşta değişik. Siz kolesterolü ölçtürmüyorum bile ben. En tehlikeli olan ne? Ha onu söyleyelim. Kalp krizinin sebebi trigliseritlerdir ve ürik asit yüksekliğidir. Bakın bunlara hiç bakılmaz. Ve insülin yüksekliği. Trigliserit? Trigliserit yağı yüksektir. Trigliseritler neden yükselir? Şeker ve ekmek yediğiniz zaman yükselir. Hı hı. Yine oraya geldik. Tabii ki. Yani hepsi bir bütün. İnsülin yüksekliğidir. Çünkü insülin niçin yükselir? Şeker toksik olduğu için insülin vücuda, hücrelere zarar vermesin şeker diye şekeri trigliserite çevirip depoya gönderir. İşte yağlanma. Yağlanma, yağ hücreleri, vücutta biriken yağ hücreleri, karaciğer diye biriken yağ hücreleri, göbekte biriken yağlar, kalçalarda biriken yağlar, memelerde biriken yağlar trigliseritlerdir. Ve trigliseritler gösterildi ki depo yağlar, depo ediliyor. Çünkü insülin görevini yapıyor. Toksik şekeri uzaklaştırmak mecburiyetinde dolaşımdan mümkün olduğu kadar. Şeker hastası olun, olmayın. Ekmek yediğiniz anda, şekerli su içtiğiniz anda fırlıyor ve tehlikeli. O depo edilen yağlar, hani kalça yağları, hanımlar gidip hani liposakşın yaptırdın da ya sen de biliyorsun. Evet. Maalesef. Allah akıl fikir ihsan eylesin. Amin. Geçmiş hocam. Olsun. Amin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. 22 türlü tehlikeli hormon üretiyor, enzim üretiyor bu yağlar. Yağlar öyle şey değil. Yani estetik mestetik değil. Çok önemli bir organ, tehlikeli bir organ. Anlatabildim mi? Ve bunlar kronik hastalıkları başlatıyor. Hangi hastalıkları başlatıyor? Alzheimer, Parkinson, kalp krizi. Obezite, ayrıca insülin dirençliği kanser sebebidir. Şeker yüksekliği kanser sebebidir. Şeker hastalığı, akciğer hastalıkları ve de geliyoruz konuşmamızın başında üreme bozuklukları. Kısırlık, efendim erken adet görme
veya erken menopoz olma. Erkeklerde spermlerin azalması, östrojen, progesteron, testosteron hormonlarının alt üst olması. Falan evet, evet. Ve polikistik over. Çok yaygın hanımlarda, genç kızlarda bunlar. Ve de bağışıklık sistemi çöküyor. İşte mesele bu. Yani hastalık yapan, kalp krizi yapan, pıhtı yapan trigliseritlerdir, ürik asittir ve şekerdir. Bu çamaşır sularından falan bahsettik ya hocam. Peki deterjanlar veya çamaşır deterjanları? Aynı şey. Bulaşık deterjanları, çamaşır deterjanları. Bunların içine hanımları etkileyen kokular ekleniyor. İşte o yumuşatıcılar vesaire var ya. Evet. O kokular beyni etkiliyor. O hanımlar o kokuyu alınca mutlu oluyorlar, temizlik oldu sanıyorlar. Ve devamlı onu duymak istiyorlar. Bağımlı oluyorlar. Bu da tabii endüstrinin en büyük tuzağı. Endüstrinin ne yapacak? Endüstri sizi beni düşünmez. Sizin benim temizliğimi düşünmez. Yok benimki çok beyaz. Benimki senden öter huzurunda beyaz çıkardım. Bilmem ne. Hiç alakası yok. Endüstrinin umurunda mı? Endüstri pazarını genişletmeye çalışır. Pazarını elde tutmaya ve genişletmeye çalışır. Sizi tuzağa düşürür. Kimi tuzağa düşürüyor? Bizim hanımları. Ve bütün bunlar hakikaten zehir. İşte çocukların hastalanması, çocukların bir de hanımların da bağışıklık sistemlerinin çökmesi. Burun tıkanıklığı, eğer burnunuz tıkanıksa niçin burun tıkanıyor? Diyelim ki bir çamaşır deterjanıyla çarşaf yıkandı, hı hı. Çamaşırlar yıkandı. Gece yatıyorsunuz yastık şey olarak. Orada deterjanlar kalıyor. Onlar vücut sıcaklığıyla havaya karışıyor. Zehir vücuda girmesin diye burnun kendini tıkar. Burun, vücut sizden benden daha akıllıdır. Kalkan öyle yapıyor. Annenin babanın mikrobu önlemesine bakmaz. O burun tıkanıyor. Niçin tıkanıyor burun? Niçin akıyor? İçeri girmesin zehirler diyor. Ama tabii mecburen ağzımızı açıp alıyoruz. Yok boğazımız kuruyor, yok boğazımız sızlıyor. Vallahi çok gerçekten bunu açıklamak istiyorum. Bir de kolesterolü bir daha söyleyelim. Kolesterol hayatta kalabilmemiz için, üreyebilmemiz için, sağlıklı üreyebilmemiz için, sağlıklı hamile kalabilmemiz için, sağlıklı çocuklarımızın olması için en önemli bir hormondur. O zaman karaciğerin ürettiği bir hormondur. Katiyen damarları tıkamaz. Ha, şimdi onu söyleyecek. Katiyen damarları tıkamaz. Yağ yemekle veya yumurta yemekle, onu da anlatayım. Yumurta yiyoruz ya, hani yumurta sarısı yemeyin, kolesterolü yükseltir. Kardeşim, kolesterol şeker gibi. Şeker ağzımıza alır almaz kan şekerini yükseltir. Kolesterol mideye gidecek. Ağızda yani yumurta veya kelle paça ağzımızda emilecek. Mideye gelecek, yıkılacak. İnce bağırsağa gelecek, yıkılacak, üzülecek. Şey olacak, küçük moleküllere ölecek. Kolesterol olarak kalmıyor zaten kala geçinceye kadar. O kadar büyük bir yalan ki. Kolesterolün yükseltmesi veya yağların, yiyeceklerin yükseltmesi kolesterolü. Çünkü hazmoluyor. Şeker gibi lok diye kana geçmiyor. Ama o algıyı yarattılar. Anlatabildim mi? Hocam bunları ne zaman yasakladılar? Hastalıklar çoğaldı. Vallahi doğru. Öyle tabii ki. Tabii ki. Hastalıkların çoğalması kimin işine geliyor? Bir düşünün bakalım. Tabii ki. İlaç. Biri dikitin işine gelir. Tabii ki. Aynen öyle. Peki. Belki de en önce bir şey soracağım hocam. Size göre peki bir sağlıklı vücudun kilosu, hani mesela 1.70 boyunda bir insan kaç kilo olması lazım? Böyle bir şey var mı? Ben öyle bir şey bilmiyorum. Ben yalnız şunu söylüyorum. Önemli olan sizin kendinizi dinç ve sağlıklı ve enerjik hissetmenizdir. Bitti. İyi uyuyabilmenizdir. Bitti. O şey olarak fazla yağlar tabii ki tehlikeli, demin anlattım. Ama şu kiloda olacağım diye deli danalar gibi koşmanız doğru değil. Veya deli danalar gibi aç kalmanız da doğru değil. Ve en sinir olduğunuz sağlıklı şey... az yiyerek sağlığa kavuşamazsınız. Az yağlı yiyerek sağlığınızdan olursunuz. Sık sık yiyerek sağlığınızdan olursunuz. Zaten sık sık yemekten memlekette obezite pandemisi, efendim kabızlık pandemisi. Ne demek sık sık yemek? Günde 8 dilim ekmek, 10 dilim ekmek. Acıktıkça değil mi? Evet. Sabah kahvaltısını çok iyi yerseniz, bütün günde su içerseniz, kahve içerseniz zaten akşama kadar bir şeye gerek kalmıyor. Yazık. Sokaklarda orada burada gidip kötü şeyleri yemeyin diyorum. Peki diyet yapmak hocam? Mesela hanımların en büyük şeyi duruyor. Ben biraz kilo aldım diye. Ben diyet diye bir şey bilmem. Ben ancak sağlıklı beslenme anlatırım. Bu, hani
Bir anda vücuda böyle şok diyetler yapmak da çok tehlikeli değil mi? Tabii ki tehlikeli. O, ama endüstrinin işi, ama işte hanımları oltaya getiriyorlar kendi çıkarları için. İşte onun için diyorum, paraşütlerinizi açın diyorum. Akıl paraşüt gibidir. Açık olunca çalışır. Vay, güzel. En son o zaman değinmediğiniz bir tek şey kaldı, spor hocam. Az önce dediniz ya, spor yapıyorum, yüzüyorum. Evet. Yürüyüş, yüzmek ama ne kadar? Hani günde 10 bin adım yeter mi? Veya daha fazlası zarar mı? Hani gidip böyle spor, deli gibi spor yapanlar var böyle spor merkezlerinde. Ya tabii deli zanlılar gibi koşmayın diyorum ya. Çünkü siz spor demeyelim, fizik aktivite diyelim. Tamam mı? Tamam. Tamam. Fizik aktivite çok önemli. Yürümek çok önemli, yüzmek çok önemli. Kendinizi çok yormadan, vücudunuza fizik stres yüklemeden, yani deli danalar gibi koştuğunuz anda bilin ki dizler gidiyor, ayak bilekleri gidiyor. Heh, bu önemli işte. Onu açıklıyorum. Onun için rahat bir yürüyüş, en sağlıklı yürüyüş yanınızda bir arkadaşınızla veya sevgilinizle yürüdüğünüz zaman rahat konuşup şarkı söyleyebiliyorsanız yürürken o yürüyüş size iyidir. Aa, bu güzeldi. Şey olarak. Nefes nefese deyin yani. Evet. Evet, nefes nefese kalıyorsanız yapmayın. Çünkü diyelim ki 10 bin adım atıyorsunuz. Atacağım diye tutturuyorsunuz. Bizim Ayşe öyledir. İlla 10 bin adım attım. 9 bin kaldı, 2 bin kaldı. Böyle bir şey olmaz. İnsan hayatını bu kadar kısıtlayamaz. Diyelim ki yürürken veya ağır spor yaparken sordunuz ya, vücutta kortizol salgılanır. Yani stres hormonu kortizol salgılanır. Kortizol ne yapar? İnsülin direncini artırır. İnsülin direnci artınca, leptin direnci arttığında ne kilo verebilirsiniz, ne karaciğerinizin yağlanması gidebilir. Onun için yavaş yavaş, hafif hafif yürüyüp kortizol salgılatmamak lazım. Bir de ağır spor yapanlarda biliyorsunuz ağrılar olur, diz ağrıları, sporcularda adale ağrıları. Neden olur? Çünkü sporcularda mikro yırtılmalar olur adalelerde. Her spor yapanlarda, o tenis oynayanlarda saatlerce. Ben de çok oynadım. Yani 6-7 saat, 8 saat oynadığım var. Ağrı olur. Ve de ama bu ağrılar neden olur? Çünkü mikro yırtılmalar olur. O mikro yırtılmaları düzeltmek ve dinlenmek lazım. Sürekli yapılınca tehlikeli. Onları da düzelten ne? Tabii ki D vitamini ve kelle paça. Ve protein ve yumurta. Peki gittik. Bir kan merkezine kanımızı verdik. Ve vitaminlerimizi ölçtürdük. D vitamininiz eksik çıktı. Ne yapacağız? İşte D vitamini Türkiye'de çok herkesin eksik. Benim de eksik hocam. Herkesin eksik. Çünkü D vitamini çok önemli. Hayat kurtaran bir vitamindir. Bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli vitaminlerden biridir. Onun için baktırıp ona göre takviye almanız lazım. Güneşte olan, güneşin ultraviyole B ışıkları cildimize ulaştığı zaman cildimizde üretilir D vitamini. Nasıl üretilir biliyor musunuz? Kolesterolle birlikte üretilir. Kolesterol olmazsa D vitamini olmaz. Ya. D vitamini olmazsa da kolesterol olmaz. Sonra D vitamini gider. Eskiden biz okurken işte 60 yıl önce işte kemik bakımından, kalsiyum bakımından çok önemli diye. Halbuki şimdi gösterildi ki bu yeni araştırmalar. Okumamız lazım, okumamız lazım. Gelişmeleri incelememiz lazım. Gösterildi ki vücudun her hücresinde D vitamini reseptörü var. Vücudun her hücresinin D vitaminine ihtiyacı var. Kolesterolle birlikte. Sağlıktır, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Ve yapılan araştırmalar, şeyde de Cerrahpaşa'dan da güzel bir araştırma, tıp fakültesinden de bir araştırma çıktı ki, mesela korona geçirenlerin büyük çoğunluğunun D vitamini düşük. Akciğer hastalıkları için çok önemli D vitamini. Bir şey olabilir. Bir de iyot çok önemli. İyot çok önemli. Yani iyot da bağışıklık sistemini güçlendiren çok önemli bir maddedir. Bunu bu kitapta anlatıyorum efendim. Bu yepyeni kitabı. Bu yepyeni kitap. Mart'ta hocamızın çıktı. Bunları teker teker anlatıyorum. Dilimde tüy bitti. D vitamininden korkmayın. D vitamininin zehirlenmesi olmaz. Neden olmaz biliyor musunuz? Artık gösterildi ki her hücrenin D vitaminine ihtiyacı var. Lenfositlerinde, antikorlarında, bir şeylerde. Hücre içinde D vitamini yükselince hücre onu hemen düşürüyor. Hücre akıllı, sizden benden akıllı, doktordan akıllı değil, Canan Karatay'dan akıllı değil.
toksik oldu, toksik oldu, toksik oldu. İnanmayın. Ve de kabızlar, kabız olan kişilerde, onu da açıklayayım, kalın bağırsaklarda B12 vitamini üretilir. Kabız olanlarda bu olmaz. Kalın bağırsaklarda diğer B, tiamin ve riboflavin denilen B vitaminleri üretilir. Onlar düşük oluyor kabız olanlarda. Bir de en önemli K2 vitamini üretilir. Kalın bağırsaklarda. Onun için kabızlık hakikaten hastalıkların temelidir. Kronik hastalıkların temelidir. Bunu neden söylüyorum? Önlenebilir olduğu için söylüyorum. Genetik değildir. Önlenebilir. Bütün bağırsak hastalıkları. Bir şey kolitler, değil yani kabızlık. Efendime söyleyeyim. Gaz, şişkinlik, mide bulantısı, reflü, yok asidim çok fazla, yok efendim bunlar, efendim divertiküller, polipler, bunlar işte basur dediğimiz bütün bunlar hakikaten bağırsakların bozuk olduğunu mikro gösteriyor bize ve de hakikaten çok tehlikeli. Bir kalp doktoru olarak ben, tabii kalp önemli ama bağırsak hastalıklarından çok daha korkarım, haberiniz olsun. Hocam siz hastalanınca ne yapıyorsunuz? Mesela en son ne zaman hastalandınız? Grip. Bilmem. Hiç bilmiyorsunuz değil mi? O kadar. Bilmiyorum. Ne bileyim, boğazınız ağrıyınca veya böyle bir halsizlik hissedince ne yapıyorsunuz mesela? Geçen, bu sene değil, geçen sene. Bu Mart'ta değil, geçen sene Mart'ta hastalandım. Ne oldum biliyor musunuz? Çok güzel sordunuz, şimdi aklıma geldi. Bir arkadaşım Facebook'a doğum günü diye beni koymuş. 2 Mart. Kutluyorum diye. Hı hı. Bütün hastalardan sağ olsunlar, teşekkür ediyorum. Bir odaya girdim ki, hastanedeki odama, çiçek dolu yarısına kadar. Eyvah, çiçekten. O çiçeklerin üstü hepsi ilaçlı. Çok güzel çiçekler. Hepsi ilaçlı, hepsi kimyasal sıkılmış. Hemen tıkandım. Hemen tıkandım, nefes alamamaya başladım. Şey oldu ve o hafta hastalandım. Devamlı serum aldım. Haberiniz olsun. Bununla da dikkat edelim. Yani öyle şeyler oluyor. Ondan sonra bu sefer, bu sene rica ettim, koymayın dedim doğum gününe falan filan. Çiçek istemiyorum. Çiçekler çok güzel, sağ olsunlar. Herkes gönderiyor ama çiçekler ilaçlanıyor. Onların da organini bulamıyoruz. Yok tabii ki. Yok tabii ki. Onlar bile tehlikeli. Yani anneler babalar dikkat etsinler. O çiçeklerde yok, düğünlerde, müğünlerde. O çiçekler hakikaten kimyasal saçıyor. Son sorum hocam, su. Ne kadar içeceğiz günde? Bazı doktorlar diyor ki günde diyor en az 3-4 litre içilmeli. Bazıları diyorlar ki 10 bardak içilmeli. Bazıları diyorlar ki suyu zaten hani çok böyle takmaya gerek yok. Çünkü yediğimiz içtiğimiz her şeyden de biraz su alıyoruz. Bunun sağlıklısı ne kadar? Şimdi ne kadar diye bir şey yok. Ben biliyorsunuz rakam vermem. Hı hı. Bunun sağlıklısı ne biliyor musunuz? Sabah ilk idrarınızın rengi açık olacak. O zaman vücudun suya ihtiyacı. Birisinin 2 litre de olur, birisinin 3 litre de olur. Şeker hastasının hiç olmaz. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum ama su tek başına değil, kristal kaya tuzlu suyla içilecek. Suya tuz mu atalım? Evet, kristal kaya tuzu, mineralle içilecek. Onu ben bir şey daha söylemek istiyorum, bu çok önemli. Çünkü vücudumuzda, bütün hücrelerimizde, vücudumuzda dahil %60 sudur. %60-70 sudur. Kişiye bağlı, şişmanlığa bağlı, yaşa başa bağlı. Ve bu su, tuzlu sudur, mineralli sudur. Tuz dediğimiz mineral, mineralli sudur. Serum veriyorlar ya, tuzlu su veriyorlar. O başka. Mecbur tabii ki veriyorlar. Çünkü tuzsuz yiyorsun, tuzsuz kalıyorsun, hastalanıyorsun. Mineralli sudur. Onun için yalnız tek başına su içmek o kadar sağlıklı değil. Bu bir. Tuzdan korkmayacağız, onu söyleyeyim. Neden korkmayacağız? Kristal kaya tuzundan bahsediyorum. Tuz deyince kristal kaya tuzu. Hakiki tuz kristal kaya tuzudur. İşlem görmemiş olacak. Siz evde öğüteceksiniz. Bundan korkmayacaksınız. Bir, tansiyon hastaları kullanabilir. İki, böbrek hastaları kullanabilir. Böbreği çalıştırır. Tansiyonu normale getirir. Dengeler. Vücutta su tutar mı? Vücutta su tutmaz. Neden su tutmaz? Bu gösterildi ki bir molekül tuz vücutta hiç su tutmuyor. Fakat bir molekül karbonhidrat, şeker yani un vücutta 190 molekül su tutar. Siz ekmekten korkun. Tansiyon hastaları. Tuz şişkinlik. Kalp hastaları. Derler, su tutar derler ya, o zaman öyle bir şey yok. Yok. Şeker tutuyor aslında. Bu gösterilmiş. Ben bunu kitaplarımda yazmışım. İlk kitabımda yazmışım galiba. Yani 11 yıldır ben artık dilimde tüy bitti bunları söyleye söyleye. Biz dinlemeye devam edeceğiz hocam.
Dinlemeye devam edin ama uygulayın efendim. Dinlemek yetmiyor. Sabah denize girdiğimi sormadın. Sordum ya, söylemedin. Hep onu geçiyorsunuz hocam. Hayır, sen sormadın. Hep sordum. Sabah sporunuz dedim. Yürümek spor mi dedim? Spor değil dedim. Yüzme dedim. Tamam, yüzme. Tamam, yüzme. Kaçta kaç arası yüzüyorsunuz? Sabah kalkar kalkmaz ben sabah mı? 5'te kalkarım. Sabah 5'te? 5'te kalkarım. Önce çıkarım dışarı etraf karanlıkken ve şehir ışıkları biraz hafiflemişken gökyüzüne bakarım. Şimdi işte Eylül ayındayız. Çok güzel Eylül dolunayı çıktı. İşte efendim çok güzel Jüpiter var, Satürn var ve Mars var. Onlara bakarım. Orion var gökyüzünde. Onlar yerli yerindeyse gider denizime girerim. Nasıl? Karanlık. Hava açıksa mı? Gökyüzünde. Tamam, anladım. Sonra sabah ben denize girerim. İşte manzarayı görüyorsunuz çok güzel. Bütün burası, güneş oradan doğar. Menekşelenir her taraf. O menekşelerin içinde yüzerim. 2 saat, 2,5 saat yüzer çıkarım. Güneş yağı kullanmam. Çıktığım zaman duş yapmam. Zeytinyağımı sürer. Rahatlarım, kitabımı okurum, kahvemi içerim. Kemik suyumu içerim. Maşallah. Bugün de aynı şeyi yaptım. Yüzdükten sonra direkt kemik suyu mu içiyorsunuz? Tabii ki. Sıcak kemik suyumu içerim. Arkasından da kahvemi içerim. Sonra da işte geç vakitte kahvaltımı yaparım. O kemik suyu zaten tok tutuyor insanı. Bunların hepsini aç karnına yapıyorsunuz. O dikkatimi çekti. Tabii ki. Biz de yemek yedikten sonra yapıyoruz onu. Ben ne yapayım? Vallahi harikasınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Bu sağlıklı sohbet için.